Merhaba, bir Habersiz TV izleyicileri. Mali bir cep telefonu daha Eylül ayında piyasaya sürüldü. Şu an mağazalarda bile satış yok. Online mağazalarda Samsung online mağazalarında şu an satışı e, mevcut. E, şu şekilde e, göstermek istiyorum. Şu şekilde kutusuyla birlikte geldi. Kutunun içerisinde şöyle bir koruyucu içerisinde. Kutu içeriğinde baktığımızda e, bir adet kulaklık şu şekilde kulaklığıyla e, ve şarj aletiyle birlikte geldi. Şarj aletine baktığımız zaman şöyle göstereyim. İki taraflı da Type-C girişli. Şöyle e, Type-C. E, normalde bir taraf USB girişli oluyordu. E, bu da aslında USB girişli olsa belki çok daha büyük avantaj olurdu. Çünkü eski bilgisayarlarda hani veri aktarımında çok rahatlıkla kullanıyorduk ama iki tarafta Type C olunca bu son model artık <laughs> haliyle teknoloji ilerliyor laptoplarda ya da bilgisayarlarda kullanılabiliyor iki tarafta Type C. Şimdi telefonumuza baktığımızda şöyle genel anlamda hem en boy şeklinde baktığımızda ağır bir Ağırlığını sizlerle paylaşacağım normal e, telefonlara göre. Çünkü 7000 mAh bataryası var. E, uzun da bir telefon. Hani e, en ene göre en dar boy uzun gibi. Tek dezavantaj bence e, ağırlıkla uzunluk diyebilirim. E, çünkü e, uzun telefonlarda hani tek elle e, kullanırken yukarı kısmındaki e, e, herhangi bir uygulamaya girdiğinizde bir şeyler yapmak istediğiniz zaman diğer el desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz yukarı kısma geçmek için Normalde şu şekilde kullanırken şu kısımlarda rahatlıkla işlem yaparken Buralara hareket etmek için yine tek elle de uğraşırsınız ama Bazen destek ihtiyacı duyuyorsunuz Şimdi kısaca özelliklerine Sizlerle paylaşmak istiyorum Tam bir performans telefonu diyebiliriz 128 GB hafızası var 8 GB RAM var 7000 mAh bataryası var 2.2 GHz CPU frekansı var ee, Hızlı şarj edebiliyor Tabi bunun yanında 6.7 inç e, bir e, Geniş ekranı mevcut Şöyle e, diğer özelliklerine de baktığımız zaman e, Kamera özelliğini Sizlerle paylaşmak istiyorum 64 megapiksel e, kamera çözünürlüğü mevcut arka kısımda 4 kamerası var ve bir de Flash mevcut 8 çekirdek yine CPU çekirdeği sar desteğine baktığımız zaman arkadaşlar 0.609 sar desteği var ekran gövde oranı 86.42 yüzdelik olarak yani Bence gayet iyi herhangi bir sorun teşkil etmiyor Antutu puanına baktığımız zaman özellikle oyun oynayanlar için ki zaten bu tam bir oyun canavarı diyebileceğimiz Smart Dragon işlemcisi olan bir e, e, telefon e, 278.900 puan almış ki bu da çok yüksek bir e, performans e, olarak karşımıza çıkıyor. E, bunun yanında ekran çözünürlüğü 1080'e 2400 2400 e, ekran çözünürlüğüne sahip. Ee, süper amelot ekran teknolojisi e, ve Gorilla Glass cam e, kırılmaz cam şeklinde karşımıza çıkıyor e, bu şekilde e, ekran e, gayet kaliteli sağlam e, bir ekrana sahip Tabi ee, tabii 7000 mAh olması e, uzun süre konuşma 64 saate kadar 24 saat internet kullanımı 23 saat e, 4G internet kullanımında Wi-Fi de 24 saat. Video 34 saat video oynatılabiliyor, E 182 saat müzik dinleyebilirsiniz ki e, bu da çok çok şu anki mevcut telefonlara göre e, tam bir amiral gemisi diyebiliriz bu telefon için. E, hızlı şarj e, 25 watt hızlı şarj özelliği var ki e, ilk geldiğinde 50 şarj vardı tam bir gün boyunca ki e, uygulamaları indirdik e, bunun yanında e, birçok güncellemeler aldı buna rağmen tam alarak e, 24 saat e, o 50 şarjı gitti ben e, yine şu an aşağı yukarı bir buçuk gün oldu diyebilirim ve yüzde 44 bataryası kalmış durumda şu an. Şu kısımda baktığınız zaman yüzde 44 oranını net olarak görebilirsiniz. Evet. Birkaç kamerasının özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Çok şöyle diyelim ki karşı da bu normal alanı gösterirken şu şekilde tıkladığımızda çok daha geniş alanı kapsadığını görebiliyoruz. Bakın şöyle bu normal çekim aralığındayken şu şekilde çok daha geniş bir kapsama alanını e, gösterebiliyor bize. E, 4K video çekim özelliği var. E, sadece elinizi gösterdiğinizde selfie çekebiliyorsunuz. Ki e, 48 megapiksele kadar da e, ön kamerası mevcut bu şekilde e, yine birkaç yine e, özelliklerinden özellikle Qualcomm Snapdragon ki e, 730G e, yonga seti var, chipseti var ki e, bu işlemciyle e, daha önce de söylediğim gibi 8 çekirdek ve 2.2 cihazla da tam bir oyun canavarı e, telefon diyebiliriz biz bunlara. Şöyle bir e, tekrar düşünüp baktığımda Android 10 olarak son versiyon Android 10 olarak geliyor. Bunun yanında değinmek istediğim 2020 Ağustos'ta duyuruldu. 2020 Eylül ayında çıktı. Ve şu an sadece Samsung mağazalarında satışı gerçekleştiriliyor. Online mağazalarda sadece online mağaza üzerinden alım yapabilirsiniz Samsung M51 i. gerçekten de özellikle batarya konusunda sıkıntısı olanlara tavsiye ederim 128 GB da dahil depolaması var bu özellikleriyle öne çıkıyor herkese tavsiye edebileceğim gayet seri hızlı kullanışı kolay bir e, telefon e, fiyat performans olarak da hani şöyle kıyasladığımız zaman çok daha büyük tabii ki amiral gemileri var onların fiyatları 10-12 bin liraya kadar hatta daha farklı fiyatlara var ama şu an 3.795 TL'den e, Samsung mağazalarında satışı mevcut e, ilk çıktığında aslında kulaklık hediyesi de vardı. E, e, Buds'la birlikte geliyordu Galaxy ile. Galaxy Buds'la birlikte geliyordu. E, ama şimdi o kampanyayı kaldırmışlar. Sadece normal e, kulaklıkla, bu kulaklıkla birlikte geliyor. E, bu şekilde e, kısaca Samsung M51'i tam bir e, oyun canavarı ya da işte performans e, telefonu diyebileceğimiz e, kamera özellikleriyle birçok üstün özelliklerle sizleri bu şekilde tanıtmak istedim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kalın sağlıcakla diyorum.